Bugün nelerden bahsedeceğiz? Meslek hayatımdan bahsedeceğim. Merhabalar Nesrin Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Sağ olun. Biz de aynı şekilde. Bugünkü konuğumuz eğitmen Aysel Merve Kuş. Bize öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Peki. Eğitmen Aysel Merve Kuş, artı uluslararası lojistisyen Aysel Merve Kuş, İstanbul Gelişim Üniversitesi 2016-2020 yılları arası Havacılık Yönetimi Onur Belgeli mezunuyum. İstanbul Gelişim Üniversitesi. Çok tebrikler. Aynı, çok teşekkür ederim. Aynı yıllar içerisinde derece yapmıştım. Bu dereceden dolayı 2017-2021'de uluslararası lojistik ve taşımacılıkta lisans Onur Belgeli mezunuyum. Ve ardından bölüm uzmanlığımı tamamladım. Uluslararası lojistik ve taşımacılıkta yüksek lisansımı tamamladım. Onun arkasında 8 ve 30 Ocak arasında eğitmenlik eğitimi alarak eğitmen unvanını aldım. Çok tebrikler. Çok Peki, teşekkürler. Peki eğitmenlik kariyeriniz nasıl başladı? Eğitmen olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Kesinlikle Nesrin Hanım, yaşadım. Şöyle oldu. 2016'dan beri derslerde aktif sunumlar yaptım ve hocam bana dedi ki eğitmen olabilirsin dedi. Yeteneğin var dedi. Bunu keşfetti bende aslında. Ardından birçok sunumlardan sonra eğitmenlik eğitimini aldım. Onu da başarıyla tamamladım. Ve şu an pilot defteri ailesinde havacılık yönetimi eğitmeniyim. Orada da genç havacılık sevenlere havacılık eğitimlerini veriyoruz. Çok tebrikler. Çok teşekkürler. Peki başarıya giden yoldan biraz bahseder misiniz? Gerçek başarı nedir sizce? Bence gerçek başarı hayalimizdeki kariyerimize beklemeyi değil, hayalimizdeki kariyerimize uçmayı öğrenmeliyiz. İlk öncelikle bir rota belirliyoruz. Bir rotaya göre amacımızı belirliyoruz. Planlama, koordinasyon, yani gerekirse PUKO döngüsünü işaretliyoruz. Bu PUKO döngüsü nedir diye sorarsanız, ilk öncelikle hedefimizi belirledik. Onun arkasından neler yapmamız gerektiğini belirliyoruz ve buraya nasıl ulaşabileceğimizi belirliyoruz. Ve burada da asıl başarıyı yakalamak için de eğitmenlerimize çok görev düşüyor. Aileme buradan çok teşekkürlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Eğitmen desteği çok önemli. İkisi de havacılık kökenli değillerdi ama destekleri çok sonsuz olmuştu bana. Çok önemli aile desteği. Kesinlikle. Değil mi? Motivasyonu arttırıyor, güveninizi arttırıyor. Kesinlikle. Lisans dönemim boyunca ders anlatırken annem olsun, babam olsun mutlaka beni dinlediler. Böyle havacılık uçakları anlatıyorum gibisinden ebeveyn desteği çok önemli. Ve kesinlikle, kesinlikle evet. Gökyüzüne bakarak hangi hayali kuruyorsak, hangi mesleğin içerisinde yer almak istiyorsak onu harekete geçirmek önemli. Evet, tabii. Önce bir hedef, kesinlikle. Ondan sonra uçuş diyorsunuz. Rota, uçuş, hayali gerçekleştirme çok önemli. Tabii kesinlikle. Girişimcilik önemli değil mi bunda? Kesinlikle. Liderlik özelliklerimiz önemli. Kesinlikle. Bir de kitapla ilgili projeniz var, onu anlatır mısınız? Tabii. Ben lisans eğitimim boyunca havacıyım. Aynı zamanda hava kargocuyum. Hava kargoda stajımı tamamladım. Bu hava kargoda bu kitabı nasıl yazmaya başladım? Oradan başlayalım isterseniz. Öğrencilik yıllarımda staj yaptığım dönemde hava kargo sektörünü çok sevmiştim. Bir de öğrencilik yıllarımda derslerimde de olsun ben sürekli not tutarım. Hem sayısal yönüm var hem sözel yönüm var. Mesela yazı yazmayı çok seviyordum. O sırada kitaba başlamıştım. Aile desteğim de çok önemliydi. Annemler de destek oldu. Öğrencilik yıllarımda ikinci sınıfta başlamıştım. İnşallah Kasım ayında çıkarmayı planlıyoruz. Tebrikler. Umarım en iyi şekilde okuyucularınızla da buluşursunuz. İnşallah. Çok güzel. Bir de Z kuşağı ve sonraki kuşaklarda etkili olabilmesi için havacılık şiirleri de yazdım içinde. Ne güzel. Harika. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönlerim zor zamanları kritik zaman yönetiminde yönetmek. Mesela örnek verelim bunu isterseniz, daha önemli. Bölüm derecesindeydim. Babaannemi bir hastalıktan dolayı kaybetmiştim. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ondan sonrasında ben o gün sınavım var. Yarım saat sınava denk geldi. Ya sınava gidecektim, derecemi kaybedecektim. Ya babaannemin yanına gidecektim. O kadar zor bir süreçti ki gökyüzüne baktım. Sonra dedim ki etkin zaman yönetimini aslında o zaman öğrendim. Tabii. O zamanlar 20 yaşındaydım. Ondan sonrasında sınava girdim. Çok çok başarılı oldum. O kadar zor bir zamanda da oradan kriz yönetimini öğrenmiş oldum.
Tabii, tecrübe ederek değil mi? Pratikte uygulayarak çok önemli. Şöyle söyleyebilirim, ne kadar zor zamanlar yaşarsak yaşayalım. Evet. Yani mutlaka ilk öncelikle kariyerimizi düşünelim. Hani tabii, kaderin önüne geçemeyiz zaten. Tabii. Akademik kariyerimiz her zaman önemlidir. Önde. Tabii, çok önemli. Çünkü hayatımızın yönünü belirliyor değil mi? Kesinlikle. O yüzden öncelik vermemizde fayda kesinlikle var. Öyle durumlarda güçlü ve soğukkanlı olmamız gerekiyor. Kesinlikle, harika. Peki hedefleriniz nelerdir kariyerinizle ilgili? Kariyerimle ilgili hedeflerim, akademisyen olacağım inşallah. Akademisyen olmayı hedefliyorum. Yüksek lisans ve doktoramı havacılık üzerinde devam ettirmeyi planlıyorum. Ardından Hava Kargo kitabımın üzerine havacılık kitaplarını yazmayı planlıyorum. Çok güzel. Sizin yani pilotluk göreviniz var mı? Yani havacılık hangi bölümde? Havacılık yönetimi. Yönetimi yani, hı hı, ekip lideri gibi mi? Ya havacılık yönetimi bölümünden ilerliyorum. Ben uçmuyorum. Hani uçuş kabinde değilim. Değil, evet. Sadece daha çok yönetimsel organizasyon süreçlerini evet, planlıyorum. Bir de ekstradan uluslararası lojistisyen unvanımla evet, hava kargo bölümünde yer alıyorum. O da çok önemli çünkü lojistik sektörü lokomotif sektör. Kesinlikle. Değil mi? Yani hele pandemi sürecinde aşılarımız çok iyi anlaşıldı. Evet. Yani hava taşımacılığı da çok önemli, en önemli olan bölümü. O yüzden gittikçe artan bir değer bu. Kesinlikle. Yani çok güzel bir sektör seçmişsiniz. Çok tebrikler. Çok teşekkür ederim. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İlk öncelikle dediğim gibi hayallerimize beklemeyi değil, hayallerimize uçmayı öğrenelim arkadaşlar. Çok önemli. Kesinlikle. Yani düzgün rota yapıp, evet, düzgün hedeflerimizi koyup o hedefler doğrultusunda yürümeyi öğrenmeliyiz. Sektörümüz ne olursa olsun inanmakla başlıyor zaten. Evet. İnandıktan özgüven, sonra. Kesinlikle özgüven. Kendimize de inanacağız. Liderlik. Çok önemli. Ve plan, organizasyon. Hayır. Ve zaman ayırmak. Evet. Kendimize de yatırım yapacağız değil mi? Devamlı gelişmek için gayret edeceğiz. Kesinlikle. O da çok önemli çünkü dünyada her geçen gün gelişen metotlar var. Onların takibi de çok önemli. Bize bir şey katacaktır muhakkak. Kesinlikle. Yani yorulmak, yorulsak bile ne kadar çok çalışırsak çalışalım. Yorulmak bile yani size yani hak et, ya mesela kariyerime ulaştım. Hani mesela ben aynı anda iki bölüm okudum. Çok fazla yoruldum ama iyi ki okumuşum diyorum. Ne güzel. Emeklerin karşılığı alınıyor değil mi? Kesinlikle. Yeter ki emek verilsin. Kesinlikle. O çok önemli. Çok tebrikler, başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz eğitmen Aysel Merve Kuş'tu. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.